Herkese yeniden merhabalar. Bugün bir kaşık unla bir tavuk nasıl yıkanır, nasıl temizlenir, bütün tüylerinden nasıl arındırını bütün püf noktalarıyla vereceğim. Şöyle bir kaşık unu tavuğuma döktüm ve iyice ovuşturuyorum. Bu arada bu tavuğu doğrayıp güzel de bir tarif vereceğim. Şöyle bakın, biraz ovuşturduktan sonra hemen üzerindeki bir incecik bir tabakası var, bir derisi var. Hemen o çıktı. Kolaylıkla çıkıyor. Bunu ovuşturmamızın sebebi üstündeki bakteriler, eğer içiniz rahat etmiyorsa, tavuğu yıkamak istiyorsanız, uzmanlar tavuğu yıkamayın diyorlar ama bazıları yıkayın diyor, bazıları yıkamayın diyorlar. Ben genelde yıkıyorum arkadaşlar. Eğer bu şekilde derileriyle beraber pişireceksem ya ocağın üstünde önce bütün tüylerini yakıyorum, o şekilde ancak temizleniyor, ya da böyle unla ovuşturuyorum, bütün tüyleri gözüküyor. Gözüktüğü anda ellerimle, parmaklarımla bütün tüylerini, o sarı sarı üstündeki jel gibi olan şeyleri de alıyorum. Daha içim rahat ediyor çünkü bir sürü işlemden geçiyor bu tavuklar. Ve marketlerde aldığımız zaman maalesef bir sürü insanın eli de değiyor. Bakın iyice unla ovuşturdum. Bütün üzerinde görünen kıllarını, tüylerini de aldım. Ve şimdi üzerine su döküyorum. Tekrar bir ovuşturuyorum. Ve çeşmenin önünde temiz yıkayıp getiriyorum. Tavuk yıkanmaz diyor ama bazı uzmanlar, ama bizim içimiz rahat etmiyor maalesef. Yıkıyoruz genelde. Dolaba koyduğumuzda kesinlikle yıkamadan poşetiyle beraber ve bir iki tane daha poşetin içine geçirip o şekilde dolapta bekletin. Bu şekilde açık bir şekilde ve yıkayarak dolaba koymayın. Dolaptan çıkardıktan sonra mutlaka yıkayın. Tavuğu temiz yıkadıktan sonra doğrama işlemine geçebiliriz. Önce kanatlarından çıkarıyorum. Kolaylıkla doğranıyor. Doğramasının bütün kısmını göstermeyeceğim. Sadece birkaç kısmını, belki evde doğramak nasıl doğranır bilmeyen arkadaşlar olabilir, gençlerimiz olabilir. Bu şekilde evde de kolaylıkla tavuk doğranır. Onu göstermek istiyorum. Önce kanatlarını kestim. Şimdi bu boyun tarafında yağlar var. Böyle sarı sarı, yenilmeyecek şekilde onlar. Onları kesiyorum. Kuyruk tarafında da aynı şekilde yenilmeyen ve aşırı tüylü olan yerler var. Onları da kesiyorum. Şöyle kenara koyuyorum. Onları hayvanlara vereceğim. Kedilere, köpeklere veriyorum. Ve hemen göğsünden de ayırıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi siz de aynı bu şekilde kolaylıkla doğrayabilirsiniz. Şöyle ellerimizle kolaylıkla kırabiliriz. Zaten hazır tavuklar, bunlar köy tavuğu gibi olmadığı için kolaylıkla kırılıyorlar. Kemiklerinden kolaylıkla ayırabilirsiniz. Butları da ikiye ayırıyorum. Hemen sırt kısımdaki kemikleri de ellerimle kırdıktan sonra o içinde olan çöpleri de fazlalıkla da alıyorum. Geri kalanını çeşmenin önünde temizleyeceğim. Ve bütün tavuğumu bu şekilde doğradım. Temiz temiz. Şimdi güzel bir sosla beraber bunu tavuk fırın tarifi vereceğim. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Pul biberi ekliyorum. Bunları damak tadınıza göre az veya çok koyun arkadaşlar. Biraz kırmızı toz biber mutlaka koyun, çok yakışıyor. Zeytinyağı da koyduktan sonra hemen sarımsak ekliyorum. Konserve sarımsak kullanıyorum. Siz isterseniz kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Konserve sarımsak benim kendi yaptığım konserve sarımsak. İsterseniz videolar kısmından bulabilir ve oynatma listesinden konserve tariflerine bakabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım, oraya isterseniz bakın arkadaşlar. Ve sarımsağı da rendeledikten sonra iyice karıştırıyorum her tarafına.
sosumuz değmesini sağlıyorum. Yoğurt bunu hem yumuşacık yapıyor hem de çok lezzetli yapıyor arkadaşlar. Mutlaka bu tavuğu yoğurtlu deneyin. İsterseniz biraz kekik koyabilirsiniz. Bekleme aşamasında ben kuru kekik koymuyorum. Renk verdiği için çok koymamaya çalışıyorum. Ama kekik de yakışır. Seviyorsanız mutlaka bir tatlı kaşığı kadar kekik de ekleyebilirsiniz. En az 3 saat dinlendirin. Veya bu soslu tavuğunuzu sabahtan hazırlayın, soslayın, dolaba kaldırın veya akşamdan hazırlayın. O kadar lezzetli oluyor ki yumuşacık pamuk gibi oluyor. Hem de çok da güzel kızarıyor ve pişiyor. Şimdi sostan çıkardığım tavuklarımı hemen fırın tepsisine diziyorum. Kalan sosun içine de 3 adet patatesimi elma dilimi olarak doğradım. Üzerine biraz tuz ekledim. Birazcık daha zeytinyağı ekliyorum. Biraz pul biber, kırmızı toz biber ve sarımsak tozu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Patatese toz sarımsak yakıştığı için koydum. İsterseniz normal sarımsak da koyabilirsiniz. Bu hazırladığımız patatesi de tavukların üzerine yerleştiriyorum. Biber de koyabilirsiniz arkadaşlar. Biber koyarsanız piştikten sonra son 5 dakika kala, yani fırından çıkarmaya 5 dakika kala biberlerinizi koyun ki yanmasın. Biberler çabuk yanıyor, kuruyor ve lezzetsiz oluyor o zaman. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. 200 derecelik fırına attım. Bu şekilde üstü iyice pişene kadar, kızarana kadar pişirdim. Bakın çatalla kolaylıkla tiftik tiftik oluyor. Çok da lezzetli oldu. Çok da güzel oldu. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız, kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız, videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sevinirim.